Bugün Temmuz'un 4'ü. 4 Temmuz bakımını yapıyoruz. Bunu da buraya geçirip evet, şu gördüğünüz bizim ısırgan otlarımız. Isırgan otu koymuştum. Kurumuş. Hiçbir didikleme emaresi de yok. Faydası oluyor mu olmuyor mu tabii ki bilmiyorum ama bunu artık atacağız. Bunun işi bitti. Bunun da işi bitti. Bunları da yenileyeceğiz. Bunları didiklemişler, yemişler zaten gördüğünüz gibi. Şuraya atalım. Şimdi kızlarımızı şöyle içeri düşecek şekilde öyle, öyle alalım. Evet, şimdi aralarımıza bunları dikkatli bir şekilde sallayıp yuvaya doğru indirirsek daha iyi olur. Hatta şöyle elimizle birazcık teşvik etsek olur yani. Evet. Aldık. Yanımızdaki yedek yere koyduk. Ama alt tarafı kontrol etmemiz gerektiği için önce bunu alıyoruz. Kenara, altına da kapak gelecek şekilde koyuyoruz. Çünkü eğer ana arı yukarıdaysa işimiz sıkıntı olabilir. Yine bir ısırgan otu attık, işi bitti. Çok da sıcak olmaması gerekiyor. Şunun da işi bitti sayılır. Şimdi ben şöyle gözlüğümü de alıyorum. Gözlükle bir tarama yapmam gerekiyor. Çünkü ana arıyı kesinlikle bulmam lazım bu sefer. Ana arıyı bulamazsak işimiz sıkıntı olur. Çünkü yukarıya kat çıktığımız için mutlaka ana arıyı bulup aşağı hapsetmemiz lazım. Yoksa yukarı çıkamayacak duruma getirmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak son peteğimiz zaten her zaman olduğu gibi çok verimli olan bir petek değil. Ama yavaş yavaş çıkartalım ki bize de alan açılsın. Evet, burada hiçbir yani çok minimum bir kabartma emaresi var. Onun dışında hiçbir şey görünmüyor. Bunu bugün değiştirmeyi düşünüyorum. Düzgün temel peteklerle. Ondan sonraki peteğe geliyorum. Yani 9. peteğimize geliyorum. Buradaki kabartma da aslında çok yeterli değil. Ama yönü itibariyle doğru olduğu için bu kalacak. Burada da bu kabartma yeterli değil. Arılarımızla ilgili bir sorun var. Görünen o ki bu kadar az kabartılmış olması sıkıntı yaratabilir. Arada bunu yapalım ki
Köteklerimizin arasını ayıralım. Ayırdıkça daha rahat hareket edeceğiz. Ve zaten buradan iki tane peteği bugün yukarı taşıyacağız. Yukarı taşımamız gerekiyor. Bunların hepsinin arasını şöyle düzgünce ayıralım. Ve kontrol edeye de devam edelim. Yine koyduğumuz temel peteklerden bir tanesi. Temel peteklerde bir hareketlilik var mı diye bakıyorum. Hayır, hiçbir hareketlilik yok. Sadece kapartılmış. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta da sadece kabartılmış temel peteği görüyorum. Son 3 peteğimiz sadece kabartılmış temel petek olarak görünüyor. Bunlardan bir tanesini evet bir tanesini tamir etmişler aslında belli bir ölçüde. Evet yerleştirdik. Şimdi gelelim buraya. Evet burada kapatılmış yavrular var. Ama bu çok ağırlaşmış da bir petek. Şimdi burada bunu yukarı alabileceğimiz gibi burada bırakıp aşağıda devam etmesini sağlayabiliriz. Boş ya, evet ana arı da burada. Ana arı da şurada. Ana arı bakın burada geziyor, kendine yer arıyor. Bu iyi oldu. Bunu tespit ettiğimiz iyi oldu. Demek ki şuradaki peteklerde hiç hemen hemen yavru atacağı yer kalmamış demektir bu da. Onu yerine bırakıyorum. Buradaki petekleri alıyorum. Evet. Çıplak elle çalıştığım için biraz daha dikkatli olmam lazım. Burada kabartılmış petekler görüyorum. Bal akımı olmuş, bal gelmiş. Açılan yavrular var. Kapalı petekler yavaş yavaş açılır vaziyette. Ama çok düzgün örüldüğünü söyleyemem. Yavru atımı yapılmış mı? Hayır. Larvaları görüyorum. Larvalar burada. Çıkışa hazırlar gibi. Bunu da şöyle kenara koyayım. Aradaki ana arılı olanı orada bıraktık. Kabartılmış peteğimize bakalım. Evet, burada gayet güzel kabartılmış peteğimiz var. Şimdi içine doğru bakıyorum. Evet, yavruları da görüyorum. Buna yavru atımı var. Bunu böyle bırakalım. Şu tarafına da bir bakayım ama içim rahat etmeyecek. Burada da kabartılmış petek, tamamen kabartılmış petek. Yavru atımı. Var mı diye bakıyorum. Gözlükle baktığım halde göremiyorum ama şu taraflarda değil. Öteki tarafta yavru var. Larva da var. Bunu buna yaklaştırıp ikisini beraber yerleştirebiliriz. Gerektiği zaman. Şöyle yavaş yavaş hayvanlar sıkışmayacak şekilde yapıyoruz ki. Bu arada bunu yapalım. Yoksa bize sıkıntı olabilir. Sıkıntı yaratabilirler. Bu da bizim ilk baştaki temel peteğimizdi. Bakalım ne yapmışlar buraya. Ananın yavru atacak yeri bol miktarda mevcut. Buraya da nektar gelmeye başlamış. Evet, nektar ve polen galiba şey yapmışlar. Tarafa bakalım. Burada da polen yuvaları görüyorum. Evet. Bu güzel kabarmış. Bunu da bırakalım burada.
Şimdi gelelim ikinci peteğimize. Evet, bizim atmış olduğumuz temel petek kabarmış gibi. İkinci sıradaki petekler daha çabuk kabarıyor. Belli ki. Sadece kabartılmış. Biz biraz üst kata sanki çabuk geçtik ama yapacak bir şey yok artık. Geçtiğimiz için. Evet, bu da kabartılmış petek olarak şöyle dursun. İki tane kabartılmış petek. Bir, iki. Yavrulu ve kabartılmış. Ve ana arının bulunduğu yine kapalı yavrulu bir adet peteğimiz var. Şimdi bu birin nolu peteğimize bir bakalım. Bir nolu peteğimizde ne var ne yok durum. Bu çok ağır. Bunda zaten bal olduğunu biliyoruz. Bal var bunda. Bakıyorum başka. Kapalı yavru olduğu gibi. Tarafına bakalım. Sıkı tutmam mı gerekiyor? Evet, burada da olduğu gibi kapalı yavru var. Bu kapalı yavruları da tamamen şeye alabilirim. Yukarı kata alabilirim bence. Onu da böyle ayırıyorum. Bu ikisini, kapalı yavruları olan iki tane peteğimizi şeye alacağım. Üst kata alacağım. Buradaki nispeten kabartılmış ama nispeten kabartılmış olan peteği en başa vereceğim. Ama öyle yapmasak mı? Bir daha bakayım, şunu kontrol edeyim. Evet. Evet, bu petek çok sağlıklı değil. Bunu ben en başa vermeyeyim. Daha sağlıklı bir peteği başa geçireyim. Ya da hiç atraksiyona gerek yok. Evet, şunu başa alalım. Yok. Ben cesaret edemedim. Ama bir tane de almak zorundayız. Kapalı yavrulu ne var? Burada kapalı yavru yok. Bunda kapalı yavru var. Ama yeterli değil. Bence sadece bir tane yukarı alsak sanki daha iyi olacak ama. Başa da bir tane temel petek koyalım o zaman. Evet, bir tane temel petek koyalım başa. Bakalım, bu da güzel kabarmış gibi gözüküyor. Kabarmışlardan bir tanesini alıp aşağı mı versek? Evet, yönü doğru. Kabarmaya da hazır. Ben bunu birinci petek olarak yerleştirmek istiyorum. Bunu oraya verip sonra işime bakacağım. Evet, birinci peteğimizi de artık üst kata çıkartmış olacağız bu şekilde. Şunları bağlayalım. Birinci petek temel petek. Kabarmaya başlamış yine temel petek. Kabartılmış petek. Şu da kabartılmış petek ama içinde çok fazla atraksiyon yok. Burada kapalı yavrular. Kapalı yavrular ve yani yuva yapılabilecek yerler var. Evet, bu da ana arının gezdiği diğer henüz kapatılmamış olan ama yavrulama yapılan bir çıta. Evet, şuradaki petek nedir? Evet, şunu da ayıracağız. Kabarmaya başlamış.
ama tek tarafı. Diğer tarafı maalesef adam gibi kaparmamış. Bunun da yönü yanlış mı yoksa? Evet, bunun da yönü yanlış. Muhtemelen o yüzden kabarmamış. Bunun yerine adam gibi bir temel petek verip olayı çözebiliriz. Şimdi şuraya bakalım. Aşağıdan yukarı çıkartacağım bir numaralı peteği yine yukarının da neresine koyacağız ona bakacağım. Henüz bunda da bir atraksiyon yok. Kabartılmış olarak koyduğumuz petek uçlar beyazlaşmış ama arıların herhangi bir faaliyeti yok burada. Evet, burada da yok. Nedense bunu beğenmemiş de olabilirler. O yüzden bu baştaki peteği ellemek istemiyorum çok. Yukarıya şu kapalı yavrulu ve bal olan şu peteği getiriyorum. Hem bal var hem kapalı yavrular var bol miktarda. Bunu üst kata çıkartıyorum. Ve ikinci sıraya koyuyorum. Şu araya da bir tane temel petek koymak istiyorum. Şuraya da bir tane kabarmış ve kapatılmış yavrulu bir petek daha koyuyorum. Kapatılmış yavrulu. Şu araya bir tane kabartılmış petek koyacağım ama bunlar ne alemde diye bir bakalım. Bu yeni doğru olanlardan mı? Evet. Şunu alalım. Buraya bırakalım. Ananın aşağı yavru yapması önemli. Yavru yapabileceği yer olsun diye yukarıdan kabartılmış bir peteği de yine aşağı bırakıyorum. Bu içenin bulunduğu peteğin yanına koydum ama tabii ki onların yerleri değişecek. Önemli değil. Buradaki peteklerin kabarması lazım. Bunu alalım. Evet, bunu zaten beğenmemiştik. Bunu alalım. O peteğin yerine buradan adam gibi bir petek verelim. Evet. Yönü belli olan, yönü düzgünce. Toplam kaç etti? Şu araya bir tane petek verdik. Bir numaralı peteği buraya aldık. Yavrulu petek, yavrulardan bir tane öyle aldık. Şimdi buraya bakalım. Buraya. Çarşı karıştı birazcık. Bir temel petek daha aldık. Temel peteği öyle verdik. Burada arılarımızdan bir tanesi mefta olmuş gibi. Ne oldu lan sana? Arıcık. Ne oldu kızım sana? Ne? Şuraya da bir tane temel
temel petek verirsek. Şuraya bir tane daha temel petek vereceğim. Petek sayımız ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olacak. Evet, şu araya girdiğimiz zaman şuradaki petekler saçma sapan petekler olduğu için tabi yine sıkıntı yaşıyoruz. Onun için onu böyle arasını düzgün tutacak şekilde ayarlamam lazım. Aynen böyle. Yoksa sıkıntı olacaktı. Evet, şuraya bir temel petek attık. Şuraya da daha evvel abartılmışlardan attık. Bakalım sonumuz ne olacak? Üstadın dediğine pek uyamadık çünkü şartlar pek istediğimiz gibi gelişmemişti. İlaçlarımızı koyalım. Varroa ilaçlarımız. Kızlar bir sinirlenmeyin bakalım. Evet. Evet, artık yukarıdaki şeyi aldık. Buraya koyacağımız herhangi bir şey var mı? Var tabii ki. Nerede? Evet, şimdi ızgaramızı atabiliriz. Izgaramızı atmamız önemli. Bu tam denk gelmesi gerekmiyor mu acaba? Tam denk gelmesi gerekmiyor anlaşılan. Evet, şimdi alalım katımızı. Ana kovanımızın başına alalım. Aslında arkasına da bir tane kabarmış bırakıyorum. Aslında ona alt tarafa yapsak daha iyi olacak. Hadi bakalım lan. Alt tarafa bir tane şundan bırakmak istiyorum ya. Şundan. Onun için
dayanamayacağım. Bunu buraya alacağım yine. Kusura bakmayın. Fazla oynadık sizle gençler ama yapacak bir şey yok. Koyduk. Kabarmış peteği alıyorum ve şuraya bırakıyorum, ikinci sıraya. Ne olur ne olmaz, içime sinmedi. Şöyle yapıştıralım. Şunu da yukarıya bırakıyorum. Şimdi daha iyi oldu sanki. Çünkü tabii kabarmış petek aşağıya daha çok lazım olacak eğer. Çekelim bakayım gençler. Asabiyet yok, asabiyet yok. Katımızı atalım. Bu sanki tam oturmuyor üstüne gibi bir durum var. Ama benden kaynaklı değil. Belli ki. Bekliyorum bir tanesi geçsin diye de. Geçebilecek mi, geçemeyecek mi ondan korkuyorum. Hocam da dediği gibi. Yapacak bir şey yok. Böyle olacak. Temizleyelim. Alttaki kızlar hiç yukarı geçmediler. Bunları alalım bakalım. Haydi bismillah. Buradan da görüyorum. Evet. Bunu da buraya alacağız. Şimdi gelin bakalım gençler. Straforumuzu da en başa koyduk. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Evet. 10 tane.
şey oldu burada da. Yenileri koyalım. Bu da yeni varoa mücadele kapsamında kullandıklarım. Şunları da kenara bırakıyorum ki az demez, çok demez fayda sağlar. Şuraya da atabilirim aslında şöyle. Her yerde sallayayım. Evet, öyle olursa bir daha da iyi olur. Araya salladım. Evet, şimdi artık kovanımızı kapatabiliriz mi? Acaba kontrol edelim mi şöyle bir kez daha? Bunları biz tek tek kontrol etmedik galiba. Sadece aşağıdan yukarı şey geçirdik. Onun için şunlardan bazılarına bakayım. Mesela şuna. Evet, kapalı yavrular. Evet. Kapalı yavru. Bu tarafta kapalı yavru. Larvalar falan da var burada. Artık herhalde bundan sonra onlar da başlarının çaresine bakacaklar. Kapalı yavru. Bunda da zaten komple kapalı yavru olması lazımdı. Bunda kapalı yavru az ama larva var. Günlük var. Evet. Bunda larva var, günlük var. Hem bu şekilde bir kez daha da kontrol etmiş oluyoruz aslında sıkıntı olup olmadığını. Yani kraliçe buralarda kaçla göz arasında kaçtıysa yukarı olabilir mi diye de bakmış oluyoruz. Burada da kapalı yavrular var. Yine burada da larvalar var. Larvaları görüyorum. Günlükleri görüyorum. Günlükler kenarlarda, larvalar ortalarda. Bal var üst kısmında çıtanın. Bunlar çıktıktan sonra zaten tarlacı olacaklar var. Efendim, kendi içinde hiyerarşisi var tabii ki. Şuna da bir alalım bakalım. Hop, arıcıklar bir durum bakalım. Evet, tamamen kapalı yavru, larva, üst kısımlarda günlük var mı burada? Evet, günlük de var kenarlarda. Bir de öteki tarafına bakalım. Bu tarafta komple kapalı larva, kapalı yavru ve larva var. Kapattım. Tamam, sizi de fazla üzmeden bırakalım. Şeyi delmemiz lazım. Üst katı delmemiz lazım ama ona sonra bakacağım. Evet, bunlar da yeni petekler. Kabartılmış petek. Nispeten kabartılmış. Herhalde birkaç güne iyice kabartılmış oluyor. Bir de kabartılmaya başlamış. Ama çok da randımanlı kabartılmamış ama kabartılmış. Kabartılmaya başlanmış. Herhalde çalışırlarsa bu arkadaşlar bunu da kabartırlar. Ve buradaki peteğimiz de alttaki birinci petek. Hem bol miktarda bal hem de kapalı yavru mevcut. Burada da kabartılmış hazır petek var. Şuradan bir nektarın da tadına bakabilirdik aslında ama neyse. Evet, durumumuz bu.
Bunu da birleştirdik. Hatta onun biraz daha iyi birleşmesi için araya bir tane şöyle bir odun parçası mı koysak, sıkıştırsak diye. Yok, o kadar sıkıştırmamamız lazım. Tamam, böyle iyi. Evet, şimdi arkadaşlar verelim kovanımızın kapanma aşamasına. Varroa mücadele çubuklarımızı bıraktık. Çuvalımızı aldık. Düzgünce serdik. Şimdi naylonumuzu da düzgünce serdikten sonra artık yaklaşık 15 günlük bir bekleme sürecine girmiş olacağız. Bunun da üstünü kapatalım. Evet. Bizim yapabileceğimiz bakım bu kadar. Daha farklı şeyler de düşünmüştüm ama onlar olmadı. Çünkü çok randımanlı çalıştığını söyleyemem arıları. Halbuki bu da tabii ki böyle kaldı. Bu hoş değil. Bunu hemen alıp düzeltelim. Öyle acemilik yapmanın halinde yok. Evet. Bunu da şöyle kıvırıp hatta ve hatta şöyle bile yapabilirim. Birazcık uğraşırsam. Bir çubukla onu da oraya hem saçma sapan uçuşmasını engelledim hem de aradaki straforu da diğer peçeye sıkıştırmış oldum. Böyle çok daha İyi olacak. Fırtına bile çıksa sağdan soldan saçma sapan şeyler sallanmamış olacak. Evet. Bakımımız tamam. Şimdi bakalım. Değişik bir çalışma yaptım. Olduğunu farkındayım. Ama evi daha geri dönüşüm de mümkün olmayacağı için en makul çözümü de böyle buldum aslında. O birinci petek kafamı karıştırıyor. O birinci peteği inşallah doğru uygulamışızdır. Şundan da birazcık girişe püskürtelim. Sonra gelip delme işlemi yapacağız. Stabil olduğuna emin olalım. Evet. Ha, bir konuda adam gibi polen çıkmamış hiç. Yani şu poleni görüyorsunuz. Bu polenin neye faydası olur bilemiyorum. Bence hiçbir şeye faydası olmaz. Hiç almayacağım bile. Ama bu tadına bakmama mani değil. Hala aynı son topladıklarımla aynı tatta polenler bunlar.
Polen çekmecesini de açtım. 15 gün boyunca poleni yuvalarına taşıyacaklar. Çünkü aşağıdaki kabarmış peteklere çokça yavru atması gerekiyor şeyin, ana arının. Onun için 15 gün boyunca poleni yuvalarına götürecekler. Bana getirmeyecekler. Evet, bugünlük bakımımız böyle oldu. Artık ileride değerlendirmesini yapacağız.